Arkadaşlar merhaba, bugün de Erkek Eli kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de yine sizlere çok az malzeme ile besleyici, doyurucu ve de biyolojik değeri her zaman yüksek olan bir tabak tarif çıkartacağım sizlere yine. Hemen ilk malzememize geçiyoruz sevgili dostlar. Bugün ilk malzememizde ve protein kaynağı olaraktan kızartmalık 250 gram civarında dana eti var. Sevgili dostlar görüyorsunuz muazzam bir rengi var. 250 gram civarında dana yüksek kaliteye proteine sahiptir. Az yağ oranı vardır ve birçok vitamin ve minerale sahiptir. Hemen ikinci malzememize geçiyoruz. İkinci malzememiz karbonhidrat kaynağı olaraktan görüyorsunuz kızıl buğday tanecikleri haşlanmış. Önceden haşladım. Bilirsiniz belki buğday türlerini haşlamak bayağı bir vakit alıyor. 2-3 saat boyunca hesaplamanız gerekiyor. Ben bunu önceden haşladım. 100-150 gram civarında kızıl buğday. Bunun da birçok faydaları var. Zihnimizi geliştirir, sinir sistemimize iyi gelir, çok kompleksli karbonhidrata sahiptir. Vitamin B kompleksleri de mevcuttur sevgili dostlarım. Hemen üçüncü malzememize geçiyoruz. Bu da bir protein kaynağı diyeceğimiz bir üründür. 100 gram civarında mozzarella peyniri. Evet, mozzarella. Süt ürünüdür. Protein kaynağı yüksektir. Vitamin B kompleksine sahiptir. Sevgili dostlarım birçok vitamin ve minerale sahiptir. Evet yağ oranı birazcık fazladır ama ne demiştik? Süt ürünlerindeki mevcut olan yağlar, yağ molekülleri insan bedenindeki yağ moleküllerine benzerlik taşıdığı için metabolizmamızı yormayacaktır ve de depolama işlemi pek görmeyecektir. Miktarını fazla kaçırmazsak 100 gram civarında mozzarella peyniri. Dördüncü ve son malzememizde olmazsa olmaz taze karışık tereli salata. Ne demiştik? A ve E hatta ve C vitaminine de sahiptir. Susuzluğu önler, kansere karşı korur ve de diyet esnasında olmazsa olmaz bir besinimizdir. İsterseniz sevgili dostlarım vakit kaybetmeden hemen etimizi tavada pişirelim. Evet sevgili dostlar tavamız kızardı, pardon ısındı. Hemen birazcık her zamanki gibi zeytinyağı ekliyoruz. Soğuk sıkım, vakit kaybetmeden kızartmalık dana parçamızı tavalık üzerine koyuyoruz. İnce kesilmiş bir et parçası. Ondan dolayı en fazla 2 veya 3 dakika arasında her bir tarafını pişireceğiz. Ne demiştik? Fazla oynamıyoruz. Ne kadar oynarsanız o kadar da mineral kaybına uğrayacaktır besinlerimiz. Hemen öbür tarafını çevirdiğim zaman görüşüyoruz dostlar. Evet öbür tarafını da çevirdik etimizin. Burasında aynı şekilde 2-3 dakika pişiriyoruz. Muazzam bir kokusu var. Et çünkü taze. Güvenilir bir kasaba etinizi tedarik etmenizi tavsiye ederim dostlar. Çünkü biliyorsunuz artık maalesef pek güvenilir kasap piyasada yok. Hemen sunum tabağında görüşürüz. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Tabağımız hazır. Görüyorsunuz yine enfes bir tabak çıktı sevgili dostlarım. Şunu size belirteyim. Arada kendim kendime de hayret ediyorum. Ya nasıl güzel tabaklar çıkıyor diye kusura bakmayın bunu da böyle söylemiş olayım. Evet hemen geçelim sevgili dostlarımız. Neyimiz vardı? Protein kaynağı olaraktan 250 gram civarında
Kızartmalık dana etimiz vardı bütün şekilde. Karbonhidrat oranı olarak 100-150 gram civarında haşlanmış kızıl buğdayımız vardı. Yanında lif oranı olarak da salatamız vardı. Karışık, taze, tereliydi bu sefer. Üzerine de ekstra olarak da biyolojik değeri birazcık daha artırmak için mozzarella peyniri koyduk üzerine 100 gram civarında. Evet dostlar, şimdi bunları tuzlamasına gelelim. Etimizi ve kızıl buğdayımızı Himalaya tuzuyla birazcık aromatlıyorum. Salatamızın üzerine de birazcık gezdiriyoruz. Sonradan soğuk sıkım zeytinyağı ile nar sirkesi karışımı bir karışım vardı. Diğer videodan tanırsınız belki. Hemen salatamızın üzerine birazcık ilave edeceğim. Çok az çünkü peynirimiz yağlı. Şöyle. Evet, aynen böyle. Etimizin üzerine de birazcık taze karabiber ilave ediyoruz. Şöyle. Bugünün ekstrası da sevgili dostlarım, eşimin yapmış olduğu lemon chili turşusunu ilave ediyorum. Ortaya şöyle hemen alıyoruz. Acı seveniniz vardır. Ben acıyı çok severim. Evet. Tabağımız sonlandı. Her şey gayet muazzam oldu. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir sevgili dostlarım. Ne dedik? Beğendiyseniz beğenin. Yorumunuz varsa atın. Kanalıma abone olun. Bildirim zilini de açın ki yeni videolarımdan her zaman haberdar olunuz. Denemenizde fayda var. Denerken de şimdiden sizlere sevgili dostlarım bol şans.